Unity derslerinden herkese selam arkadaşlar. Korku oyunu yapıyoruz derslerimize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda devam ediyoruz artık. Önceki bölümde 8.2 idi o bölüm. Ne yaptığımızı ben bile unuttum. Şey yapmıştık. Notları yerden almayı yapmıştık. Bir bakalım ne olacak. İnşallah video kasmıyordur. Ayarları biraz değiştirdim. Bakalım. Fenerimizi alıyorduk. Şöyle burada da notumuz vardı. Bu bir nottur, artık yere bırakabilirsin. Tab kapatıyordu. Aynen. Hemen bir de şuraya girip bakayım. Evet. Bu bölümde bu notu, yani bu bölümde çoklu dil sistemine giriş yapacağız. Ama çoklu dilleri yazmaya başlamayacağız. En başını yapacağız yani. Hazırlık yapacağız. Bu notu ekranda bir yazı ile okumamız gerekiyor. Bir iki boyutlu 2D görüntüye geçip HUD'a gidelim. Bu HUD'da nerede? Not ekranı bir set aktif yapalım. Bu not ekranı aktifken burada tabii bizim notumuz duruyor. Burada bizim notumuz olacak. Infotext tab close, yani taba basıp kapat. Infotext'i kopyalayıp yapıştırıyorum. Ctrl D yaptım. 2 infotext alt tire 2 dedim. Tabı yukarı aldım biraz. Şöyle yukarı alalım. Şu beyaz çizgiler hizalansın. Aynen. Buna da ne yazıyoruz? C read dedim. Read değil, read. Okumak için C'ye basacak adam. Şurada infotext herhangi birini aldım, kopyaladım. Buna not text dedim. Bunu alıp ekranın ortasına, neresi ortası? Şura orta. Bura mı orta? Yok. Heh, bu tam ortasına koydum. Hatta şunları da kapatıp read'i dümdüz ortaya koydum. Ortada bir yazı olsun, ortalansın yazı. 400x225. Açalım. Şuradan tutup şimdi büyütüyorum. Alta basılı tutuyorum. Space'in solundaki alta büyütüyorum. Şu ideal. Sonra öteki şeyleri de açalım. Not şimdi siyah, rengi siyah olsun şimdilik. Arka planımız, şu an arka planımızın rengi aslında bu renk. Yani ne renk bu? İşte sarı, turuncu, karışık. Siyah olacak. Gelecek yazının rengi. Bu not tekste mesela ne yazıyor? Bu bir nottur. Tam olarak ne yazıyor? Bakalım hemen. Bir daha koyalım şunu. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Bunu yazdık. Tabii bunu şöyle yukarıya alalım. Yukarıda almayalım aslında. Ne yapalım? Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Evet. Şöyle şeyin hizasına. Şu çizgileri not sayfanız kadar büyütün. Yine öyle olsun. Şöyle büyütün. Ortalayın bir de. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin yazıyor. Bunun rengini istediğiniz gibi yapın. Beyaz yapıp outline yapabiliriz. 2 dersek olmaz. Şöyle arttıralım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben daha güzel yapıyordum normalde. Şimdi niye olmadı bilmiyorum. Ama istediğiniz gibi yapın. Birazcık daha uğraşayım. Biraz daha bakayım. Şöyle siyah yapsam. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Şöyle burada da yazı çıkabilir. Yazı burada da yazabilir. Yazı burada da yazabilir. Sorun yok. Bunu da beyaz. Arka planı siyah. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Böyle de olabilir. Fark etmez ama nasıl yaptığınız. Ekrana yazı gelebilir. Not resmi kapatılabilir. Şu şekil. O zaman da şey oluyor. Yine beyaz yapmanız gerekecek. Arka planı siyah. Şeyini outline yaparsınız siyah. Biz öyle yapalım. C'ye basınca bunu kapatsın. Öndeki not gelsin ya da direkt böyle olsun, basit olsun. Siz kendiniz uyarlarsınız onu. Not text burada. Bu bir nottur, artık yere bırakabilirsin. Uf, amma koyu oldu. Birazcık daha
şeyin içinde olsun. Şu şöyle olsun. Bu bir nottur. Ortala, aşağı yukarı değil, tam ortaya. Artık yeri bunu kopyala yapıştır yapayım. Gördüğünüz gibi bir sürü yazı geldi ama hepsi burada değil. Best fit diyorum. Gördüğünüz gibi artık yazdıkça bu yazı küçülecek. Böyle böyle bir şey olacak. Silemiyorum. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Evet. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Bu yazı C'ye bastığımızda ekrana gelecek. Fontunu farklı yapabilirsiniz. Neler var? Arial. Bu var. Bu olsun. Koyu kalın olsun. Maximum size 50, minimum 5. Güzel. Kaydettim. Not teksti. Tekstini kapattım. Kendisini de kapatmama gerek yok. Zaten not screen kapalı olacak. Şu şekil. Evet. Kodumuza bir gidelim. Neydi bunun kodu? Pause menü değil. Pause menü mü? Değil. Ele alma. Ele alma. Aynen. Bu ele alma kodun ele alma değil de karakter etkileşimleri öyle genel bir isim verirseniz daha güzel olur. Bir de ben bunu çok açık yazdım. Yani mesela nereye? Şurayı falan çok açık yazdım. Buraları objeleri bir array diyorum. Array içine alarak yani public game obje şöyle yaparak oradan tek tek ilerleyebilirsiniz böyle bir sürü şey ama bu basit olsun diye böyle yaptık. Bunu niye geri aldım ben? Şimdi not 1. Not 1'i aldığımda ne yapıyormuş? Not screen set active true. Not image nokta sprite not 1'e eşittir. Yerdeki notu yok etme dedik denemeler yapmak için. Bunu aldık. Şimdi bu her aldığımızda şöyle bir şey olacak. Şimdi şöyle ekranda gözükecek olan yazılar. Yazılar 2 nokta üst üste public text not 1 text olsun bu. Şöyle. Nerede? Not 1'i aldık E'ye basınca. Bunu aç şunu yap. Tab'a basınca onu kapat bunu kapat. Bu E'ye bastığım anda not tekstimi, not 1 tekstimi, not 1 text, nokta text eşittir bir yazı yapacak. Buraya tabii çok da dil sistemine göre, oyun İngilizce ise işte hello, oyun Türkçe ise merhaba, onlara göre ayarlanacak ama biz şimdilik kafamıza göre yapacağız. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin dedim. Nasıl yapabilirsiniz bunu başka? Gösterecek olan yazılar public string not 1 string diyelim. Not 1 string şöyle. Not 1 string'i şöyle de yapabiliyoruz olmamız lazım. Eşittir not 1 string. Yazamadım. Not 1 string. Aynen böyle de yapabilirsiniz. Böyle olsun hatta şöyle olsun. Public string not strings diyelim. Çünkü string'i array için aldığımız için bir sürü artık koyabiliriz. Sınırı var mı bilmiyorum. Bunu bir yere kaydetmeniz lazım. Şöyle not defteri gibi bir yere kaydetmeniz lazım. Nasıl kaydedeceksiniz? String'in sıfırı not 1'dir. String'in 1'i not 2'dir. Niye bunu kaydediyorsunuz? Unutmamak için. Çünkü birinci satıra string'de birinci string'i ya da şöyle direkt çok uzun oldu ama bakalım şuradan nereye koyuyoruz bizi bu kodumuzu. Mana gel yok mu mana gel. Karakter karakterdedir karakter. Karakter şuradadır. Ele alma. Not 1 strings diye bir yer geldi. Not strings diye bir yer geldi. Bunu aşağıya indirdiğim zaman gördüğünüz gibi bir sürü şey yapabiliyorum. Mesela 5 yaptım. 5 tane string yapabiliyorum buraya. Bu not strings
Yani string 0, şöyle göstereyim. Not strings 0 eşittir hello mesela. Sıfırı hello yapacak. Yani hangi sıfırı? Ne oldu? Hangi sıfırı? Şu sıfırı. Buraya başlayacak oyun, hello yazacak. Anladınız? Sıfır bu. Not string o köşeli parantez şunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kaç tane yaptıysanız bir tane lazım bana. Tamam. Sonra burada işim var mı? Var aslında. Şuradan not 1 text nokta not nokta text eşittir not strings 0. İşte bunu kaydetmeniz lazım. Not strings 0 stringli not birinci text notun textine eşittir. Bunu da bir ayarlayayım bakayım nasıl yapabilirim. Not bir textim not bir text böyle. Bunu da aslında şöyle yapabilirsiniz. Text not text not textleri şöyle alalım yine gidiyorlar öteki tarafa. Not textleri nerede? İki tane olmayacak. Not textlerinin ilkinin texti, text objesi şeysi, komponenti yani not textlerinin ilkinin yazısı not stringlerinin ilkine eşit olacak. 1 ile 1, 2 ile 2, 3 ile 3, 3, 4 ile 4 öyle götürebilirsiniz. Yazı işaret yapacak. If input get key down key kod C'ye basınca ne olacak? Not şimdi bu şu açık olduğu zaman bu açık olduğu zaman E'ye bastığımız zaman buradaki yazıyı şey yapacak. Onlara göre değiştirecek. Aynen bunları değiştirecek. Tamam bu aynen yazıyı değiştirecek. Biz bastığımız zaman şu text komponentini açacak. O zaman not textleri dur lan karıştı bir dakika. Şu player'a bir dakika gideyim. Yandı beynim yandı. Not textleri o da bir element text bir not text biraz karışık oldu beynim acıyor not text objemiz burada not text'in text'i bu olacak aynen yanlış yaptık not text diyelim not text değil de not text olacak aynen. Bir sürü tekstimiz olmayacak. Çünkü bir tane tekste bir sürü string atacağız. Not text'in teksti string 1. Yani text birinci string'e eşit not 1. İki, not 2, 2, not 3, 3, not 4, 4. Öyle olacak. Sonra not text nokta enable eşittir true. Sonra else not text nokta enable eşittir false. Bayağı bir şey yazdık. Beynim yandı. Bir bakalım ne oldu. Karakterimize bir gidelim. Not string. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Yazdım buraya. Bakın buraya yazdım. Şuraya yazıyorum bu notla yazan şeyi. Not text'te de tuttum. Not text objemi bıraktım. Şimdi bunu kapadım. Gittim oyunuma. Bakalım ne tür errorlarla karşılaşacağız. Konsolla işimiz yok. Feneri aldım. Hatta önceki derslerdeki pillerimiz de burada. Aldım notumu. Tab'a basınca yine kapanıyor. C'ye bastım. Bastığım anda gidiyor. Bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. Şu yüzden gidiyor büyük ihtimalle. Get key. Bu down yerine get key yapın. Basılı tutacağım çünkü. Şunu al basılı tut. Aynen bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin. C'yi bıraktığım zaman o yazı da gidecek.
C'ye basılı tutarken taba basarsam yazı komple gidiyor. Şu an C'yi bırakmadım. Basıyorum, hala bir şey yok. Aldım. Bu nece yazıyor la? Bu Türkçe yazıyor. Ben gevurumu okudum. Aha, gevurca burada geldi, okudum. Böyle bu kadar basit. Basit değil, karışık. Kodu, videoyu izleyin. Kodu yazmakla uğraşmayın. Kod açıklamada var. Oradan alırsınız kodu. Ama videoyu izleyerek kullandığımız şeyleri daha rahat öğrenirsiniz. Şöyle adam gibi temizleyelim şu kodu. Şunları da getir böyle. Boşu boşuna oraları açmaya gerek yok. Bir de oyunda değilken size ne olduğunu göstereceğim. Şimdi geldim. Oyunu başlattım. Başlattım mı? Başlattım. Şimdi şu not screen'e gidelim. Aldım. Not screen aktif oldu. Not textim şu anda bu yazıyor. Bunu sildim. Bunu sildim hemen. Oyun başladı. Geldim. Aldım. Gördüğünüz gibi yazı not, bu bir nottur. Artık yere bırakabilirsin de değişti. Ama açık değil. Şu an açık değil. Ben C'ye bastığım zaman bu açılacak. Bu karakterdeki string'i ne yaparsam oradaki yazı da değişir. Mesela ne yapalım? Yazı değişti işte. Mesela diyelim. Şu anda değişmeyecek çünkü tekrardan şey almamız lazım. Aynen. Bir dakika, karıştı. Şunu aldım. Yazı değişti işte. Kapattım. Geri döndürelim. Geri döndürebilecek miyiz? Neyse, bu bir nottur. Beni bırak artık. Artık dedim. Aldım, okudum. Bu bir nottur. Beni bırak artık. Oldu. Çok da güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz karışık oldu ama dediğim gibi kodu alın. Ben de bakayım şuradan, sıkıntı yok değil mi? Evet. Kodu alın. Oyuna entegre edin. Bu kod zaten optimizasyon açısından biraz sorunlu olabilir. Daha temiz yapılabilirdi bunun. Ben hızlı olsun diye tık 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 takır takır yaptım. Onun dışında kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.